Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Böyle hafiften yağmurlu bir zamanda buraya geldiğiniz için. İsmim Burcu Güngör Özdemir. Kubo Başargün Boya ve Kimya Anonim Şirketi'nde pazarlama direktörü olarak görev alıyorum. Biz sizlerle burada toplanmamızın asıl amacı biz buradaki bayimize, Karadeniz bölgesindeki toptancı bayimiz Tellioğlu'nun mağazasına bir konsept mağaza gerçekleştirdik, yaptık. Bunu Türkiye'de ilk defa burada gerçekleştirdik. Neden burada gerçekleştirdik? Çünkü Karadeniz bölgesinin önemini biliyoruz. Çok büyük bir pazar. Özellikle inşaat sektörünün çok geliştiği bir bölge, alan. Keza bu tüm Türkiye'ye de yansımış durumda inşaat sektörü olarak. Birçok inşaat işiyle ilgilenen firmalar ağırlıklı olarak bu bölgelerden de doğuyor. Dolayısıyla bir önem verdik. Biz Kubo markası çatısı altında aslında ilk faaliyetlerimize 1994'te başladık. 2004 yılında da Kubo markası olarak piyasaya ürünlerimizi üretmeye başladık. İsterseniz çok kısaca firmadan bahsedeyim. Firmamızın ismi kurumsal olarak Başargün Boya ve Kimya Anonim Şirketi. Merkezi Antalya'da. Tüm Türkiye'de 4 tane fabrikamız var. Bunlardan Antalya'daki genel müdürlüğümüzde İnşaat, sanayi boyaları ve yapı kimyasalları, ısı yalıtım ürünleri üretimi gerçekleştiriyoruz. İstanbul Silivri fabrikamızda yine yapı kimyasalları, toz grubu ürünler üretimi gerçekleştiriyoruz. Ankara fabrikamız var. Çok yakın zamanda %150'lik bir kapasite arttırımını gerçekleştirdiğimiz Ankara fabrikamızda da yine yapı kimyasalları üretimi gerçekleştiriyoruz. Bir de bu lokasyona daha yakın olan Elazığ fabrikamız var. Orada da ısı yalıtım için önemli bir materyal olan EPS levha üretimini gerçekleştiriyoruz. Burada lokasyon dağılımımızın sebebi tüm Türkiye'ye, müşterilerimize daha anında ürünleri temin etmelerini sağlamak, lojistik avantajlarını gerçekleştirmek ve bayi kanalımızı, bayi ağımızı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak. Bugün geldiğimizde yaklaşık 2000'nin üzerinde dağıtım noktasına sahibiz. Bu 2000 noktada yaklaşık 230'un üzerinde ürünümüzü tüketicilerimize bir çözüm üreten bir marka olarak sunuyoruz diyebiliriz. Burada tabii ki de 230 tane ürünümüzü sergilememiz mümkün değil. Burada yaklaşık 60 tane ürünümüzü sergiledik. Ne ürünler? İnşaat boyaları, bildiğiniz konvansiyonel ürünler, iç cephe boyaları, dış cephe boyaları, tavan, ahşap yüzeyleri, metal yüzeyleri üretimi gerçekleştiriyoruz. Sonrasında sanayi boyaları, endüstriyel boyaları üretimini gerçekleştiriyoruz. Özellikle iş makineleri için de özel ürünler gerçekleştiriyoruz. Sonrasında dekoratif boyalar, efekt boyalar. Son dönemde biraz daha revaçta da olan, özellikle mimar ve iç mimarların tercih ettiği, iç ve dış cephelerde uygulanılan dekoratif boyaların üretimini gerçekleştiriyoruz. Bunun ardından toz grubu ürünlerimiz var. İşte seramik yapıştırıcılarımız, beton ürünlerimiz, teknik ürünlerimiz, bunların üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından yalıtıma giriyoruz ki artık gerçekten çok önemli. Bu özellikle binaların ömrünü uzatmak anlamında, enerji tasarrufu anlamında ısı ve su yalıtım ürünlerimizle üretimini gerçekleştiriyoruz. Özetle aslında logomuzun altında yer alan slogan gibi yapıya aslında kusursuz çözümler üretiyoruz diyebiliriz. Burada birçok ürünümüzü de görebilirsiniz. Bunu yapmamızın en büyük amaçlarından birisi de ürünleri canlı olarak görünmesi. Çünkü ambalaj içerisindeyken tüketicinin bunu ona nasıl bir görüntü edeceğini görmesi mümkün değil. Biz de istedik ki showroom'da yüzeyinde görülsün, ürünü daha yakından tanısınlar. Teknik ürünlerimizde de, toz grubu ürünlerde de istedik ki doğru aşamalar nelerse aşama aşama görülsün. Ona göre tüketici için ürünün maksimum faydası sağlanabilsin. O anlamda hem profesyonel kullanıcıya hem de nihayet tüketiciye hizmet edecek, fayda sağlayacak bir showroom gerçekleştirdik diyebiliriz. Murat Akbulut, ben Türkiye Satış Müdürü. Yaklaşık Türkiye yurt içinde 20 distribütör dediğimiz distribütörlerle birlikte 2000 noktaya, Burcu Hanım da dediği gibi, hizmet vermekteyiz satış tarafında. Bu bağlamda Tellioğlu Metal, Hüseyin Beylerin bulunduğu distribütörümüzde Ordu, Samsun, Kastamonu ve Sinop bölgesine hizmet vermekte. Bunun dışında yurt dışı ihracatımız, yurt içi dediğimiz gibi yapılanmamızla birlikte, 4 fabrikamızla birlikte
tüm Türkiye'ye hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunu da yaparken bölge ihlalleri olmadan, işte dediğim gibi distribütörlüklere düzgün, nasıl diyeyim, şekliyle yön vererek böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Ben daha çok satış tarafındayım. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi Hüseyin Bey'i önemsiyoruz bu coğrafyayı. Türkiye'de ilk olan Burcu Hanım'ın desteğiyle pazarlamamızın, Vedat Bey'in de öyle. Buraya bir ilk olarak bir showroom yaptık. Bunu ileriki zamanlarda diğer distribütörlüklere de, burası pilot bölge olarak seçildi, yapmaya hedefliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Öncelikle çalışmalarımızda, hayırlı çalışmalar diye. Başkent Postası'ndan Murat Genç, Ankara'dan geliyorum ben. Buyurun. Firmanız adına pandemiden sonra inşaat sektörüne vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Hem ürünleriniz hem de fiyatlarınız. Şimdi ülkedeki az çok artık alım gücünün de düştüğünü varsaydığımız noktalarda ekonomik ve kaliteli ürün dediğimiz ürün grupları çoğalmaya başladı. Yani aşağı yukarı şimdi bir tenekenin 1.000 lira olduğunu varsayarsak, bizim de buradaki en büyük amacımız en kaliteli malzemeyi en uygun, en ekonomik şekliyle bayilerimize indirmek. Bunun da tek sebebi tekrar Burcu Hanım'ın söylediği gibi 230'a yakın ürün gamımız bulunmakta. Bunu da her şekliyle şu an için müşterilerimize reklamlar kanalıyla, işte sponsorluklar kanalıyla aktarmaya çalışıyoruz. Yani söyleyeceğimiz tek şey, en iyi kaliteli ürünü en ekonomik şekliyle satmaya çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. Vedat Yılmaz, Kalite ve Teknik Hizmetler Müdürüyüm Kubo'dan. Şimdi Murat Bey kalite deyince tabii biz de kaliteden ödün vermeden üretimlerimizi yapıyoruz. Ve elimizden geldiğince girdi kontrolünden çıktı kontrolüne kadar hiçbir aralıksız olarak kusursuz bir şekilde ürünlerimizi üretmeye ve nihayet tüketicilerimize ve bayilerimize ulaştırmak için uğraşıyoruz. Başka ne diyebilirim bilmiyorum açıkçası. Zaten Burcu Hanım sağ olsun her şeyi baştan sona anlattı. Benden de bu kadar olsun. Teşekkürler. Boya kalitesi müşteri için soruyorum. Siz sektörü biliyorsunuz zaten, anlıyorsunuz ama ben bir tüketici olarak geldim. Boyanın kalitesi marka mı yoksa nasıl anlayabilirim? Boyanın kalitesi, şimdi almış başını gitmiş markalar var tüm dünyada, evrensel. Önemli olan biraz önce dediğim gibi doğru üretim yapmak ve amacına uygun üretim yapmak. Şimdi inşaatta 3E kuralı var. Genelde hep ben bunu söylerim. Ekonomik, estetik ve emniyetli olması lazım. Biz ürünlerimizde de en başta bunları sağlamaya çalışıyoruz. Velhasıl nedir? Yani kalite aslına baktığınızda girdisinden çıktısına kadar eksiksiz olarak kontrol ve her türlü geri bildirimi nihayetinde değerlendirip ve tekrar müşteriye bunları olumlu bir şekilde yansıtmaktır. Tabii olay sadece ürünü satın almakla da bitmiyor aslında. Yani tüketicinin ihtiyacına, beklentisine göre de değişir kalite algısı. Ve o ihtiyacına göre, yani mesela siz silinebilir bir boya istiyorsanız sizin için o kalitelidir. Silinebilir bir boya istemiyorum, mat görünümlü ama benim cebime göre ekonomik bir ürün istiyorum, beklentimi karşılasın, dekoratif görünsün diyorsanız o zaman sizin kaliteli algınız odur. Aslında müşterinin ne beklediğiyle alakalıdır bu. Ama ondan sonrasında da tabii ki de satış sonrasındaki hizmet de önemli. Hepimiz farklı sektörler için birer nihai tüketiciyiz. Dolayısıyla bizler ürünü satın aldıktan sonra da yaşayacağımız her türlü olabilir bir sıkıntı, sıkıntı olmasa dahi bir danışmada bir muhatap görmek isteriz karşımızda. Olay sadece satış değil, satış sonrasındaki hizmettir de. Biz o anlamda da müşteri memnuniyetinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu da aslında kalitenin bir parçası diyebiliriz. Doğru karşılığı nedir? Kubo aslında İtalyanca boyacı küpü demek. Oradan esinlenilmiş diyebilirim size. Hatta Kubo'nun önceki sloganı da boyacı küpünüzmüş ilk başta. Sonrasında artık boyadan çıkıp olay yapı kimyasallarına, diğer ürün gruplarına da girince artık o slogan taşımaz hale gelmiş. Ve sonrasında yapıda kusursuz çözümler haline almış. Aslında yok, Kubo boya, yani dediğimiz gibi küp demek aslında şeyde baktığınız zaman İtalyanca'da. Tabii logonun bu halde gelmesi biraz da aslında şey, hani Cumhuriyet'in C'si, işte kırmızı, aslında Türk bayrağının pantolesini taşıyoruz logoda.
186C Pantone'yi taşıyoruz. Orada aslında biraz da Cumhuriyet'i de temsil eden bir duruşu var diyebiliriz. Sahayı gezdik diye aşağıdaki bayilerin kendi yakıştırmaları da var. Cumhuriyet'in boyası diye. Yani kısaltılmış. Evet. Öyle. Yani. O anlamda biz de çok gururla ifade ediyoruz. Bayi noktasında 1800-2000'e yakın bayi noktası var ama distribütörlük noktasında yani bölgesel yerel dağıtıcı dediğimiz yani Tellioğlu Metal'in bulunduğu gibi kendisine bağlı 3-4 ille birlikte 20 şu anda distribütörümüz var. Görüştüklerimiz var tabii ki. Türkiye genelinde 20 evet 20 distribütör ve 2000 noktaya hizmet veriyoruz şu anda. 4 fabrikamızla birlikte. Ya tabii dağıtım noktaları dediğiniz anda biliyorsunuz o nalbur dediğimiz sektörde bilinen birçok markayı da satan ama yayılımı asıl onlar sağlıyorlar. Çünkü her bölgeye zaten distribütörlük verme durumunuz onlar arasındaki rekabeti de sıkıntıya sokar. Belirli lokasyonlarda doğru distribütörlükler verdikten sonra onlar tarafından yayılımını sağlamak bütün markalar için daha kontrol edilebilir bir bayilik modeli. O yüzden bizde de yaklaşık 2000 dağıtım noktasında bu ürünlerimizi sergiliyoruz. Evet. Yani biraz önceki sohbette beyefendinin söylediği gibi zincir marketler tarafı da var. Şimdi ben bayi gezmeye başladığımda 8000 noktaya atıyorum o 3 harfliler dediğimiz market zincirlerinde 8-10 bin noktaları var bunların. Bunları tek kalemde bir sevkiyatta 8000 noktaya ulaştırabiliyorsunuz. Ama döndüğünüzde biraz önce konuştuk işte bayi tarafında rahatsız olanlar var. Yani bulunduğunuz bölgede hem bayiniz var karşıda da onlar var zincir marketler. Aradaki fiyat aralıkları rahatsızlık verdiği için çoğu firma bir iki tane firma var bunu yapmaya. Zincir marketlere girmek istemiyor ki bayisini koruyor. Ben de ona katılıyorum hani o tarafında. Ama öbür türlü tabii ki işte dediğim gibi dağıtmak istediğinizde bir günde 8000 noktaya ulaşıyor. Ama döndüğünüzde bu sefer ahde vefa dediğimiz o bayiyle ikili ilişkiniz kalmıyor. Önemli bir denge diyelim.